Selam, bugün 24 Mayıs 2021. Bu video Fatih Atar isimli arkadaşım günümüzdeki İncil'e neden inanmıyorum başlığıyla çektiği ve an itibariyle 6 videodan oluşan seriye yanıt vermeye başladığım ilk sunum olacak. Öncelikle benim İncil bilgim yüzeysel. Takdir edersiniz ki çok iyi bilmediğiniz bir kitap hakkında getirilen eleştirileri yanıtlamaya çalışmak en hafif tabiriyle saçmalık. Ne de olsa bilmediğiniz bir kitabı savunmaya kalkarken bir takım hatalar yapabilirsiniz değil mi? Peki ben normalde yapılmaması gereken böyle bir işe nasıl cesaret edebildim? Onu da inşallah bu sunumda anlatmaya çalışacağım. İncil'de çelişki olduğunu iddia edenlerin sıklıkla başvurdukları bir argümanla başlamak istiyorum. Bizde 4 İncil diye bilinir. Matta, Markus, Luka, Yuhanna ki bunlar Yeni Ahit'in bölümleridir aslında. Bu bölümlerde aynı olayların değişik anlatıldığı ve bunların çelişki olduğu iddia edilir. Nitekim bu arkadaşla benzer şeyler savunuyor. Kendinden dinleyelim. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor bölümü. Son cümleye geliyorum. Güvercin satanlara da bunları buradan kaldırın. Babamın evini, pazar yerine çevirmeyin diyor. Luka'da şu şekilde geçiyor. Siz onu haydut inine çevirdiniz. Şimdi Luka'da haydut inine çevirdiniz diye geçiyor. Yuhan'la da pazar yerine çevirdiniz burayı. Hangisi doğru? Haydut inine mi çevirdiniz dedi yoksa pazar yerine çevirdiniz mi dedi? Ben sunumlarımda arkadaşım videolarından sık sık alıntı yapacağım ki videolarımı izliyorsanız bilirsiniz. Bu benim başvurduğum bir yöntem zaten. Mesela arkadaşın ilk videosu demiştim ya 6 videoda oluşuyor seri diye. İlk videosu 42 dakika uzunluğundaymış. İşte ben bunu bölümlere ayırmışım. Mesela 4. soru şu meşhur sağ yanağını vurana sol yanağını uzat ilgili bir eleştiriymiş. Şimdi ben bu dördüncü soruya mesela yanıt vermek istediğim zaman ne yapmam lazım? İşte bu arkadaşın videosundan alıntı yapacağım ya işte şu alıntıyı şu kısmı ekrana getiriyorum. 19.15 ile yeni 1.37 arasında. Yani yaklaşık 2,5 dakika uzunluğunda bir bölüm bu soruya ayırmış arkadaş. Bu sorudan alıntı yapmak istediğim zaman yapabileceğim en basit şey hiçbir şey yapmamak. Bu 2,5 dakikalık kısmı aynen yayınlamak ve bunu yayınladıktan sonra da buna yanıt vermek. Bu bir seçenek ama takdir edersiniz ki çok sağlıklı bir seçenek değil. Bunun yerine bu sorudan bazı kesitleri almam daha mantıklı. Mesela ben desem ki okuyayım şuradan. Fatih Atar 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan günümüzdeki incele neden inanmıyorum? Matta 1. bölüm isimli videonun 4. sorusunda şunları söyledi. Birisi sana tokadını vuruyorsa kardeşim öbür yanağını da çevir. Ya birisi hadi mecazi olduğunu düşünelim. Hani bildiğin otobüste gidiyorsun, adam çevirdi, bastı tokadı. Öbür yanağını da çevir. Demiyor herhalde orada. diyebilir. Tamam, kabul demesin. Birisi bana bir kötülük yapacak. Ona kötülüğünü devam ettirebilmesi için imkan sun anlamına gelir bu. Ötekine yanağını çevirmek. Bunu insan fıtratıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Bu yaptığım alıntı doğru değil mi? Hiç kimse bu alıntıda bir hata olduğunu söyleyemez. Peki başka bir alıntı yapsam ve Fatih Yatar aynı videonun aynı sorusunda, dördüncü sorusunda şunları dedi desem. Her türlü kötülüğe şer koymuş mu? Tecavüz hariç, öldürme hariç, şu hariç, bu hariç demiş mi? Hayır. Kötülüğe karşı direnmeyeceksiniz diyor. Bu doğru mu? E, bu da doğru. Şimdi birisi dese ki ya bu arkadaş bu videonun dördüncü sorusunda bunu mu dedi, bunu mu dedi? Bu eleştiri, bu soru, bu çelişki iddiası sizce makul bir soru olur mu? İşte dünyada herhangi birinin bir sözünü aktaran, herhangi bir olayı anlatan bütün kitaplarda ve bütün filmlerde karşılaşabileceğimiz evrensel bir durumla karşı karşıyayız. Birazdan göstereceğim inşallah. Kur'an'da da benzer durum sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir alıntıda bazen ve neredeyse her zaman o alıntıdaki olayın tamamı aktarılmaz, bir kısmı aktarılır. Farklı alıntılar yapıldığı zaman da farklı gerekçelerle orijinal sözdeki farklı bölümler aktarılabilir. Bu eleştiride İncil'in çevirisi doğru mu yapılmış? Orijinal metinde de bu çelişki var mı? Önemli bile değil. Arkadaşın iddiasını aynen alıyorum yansıtayım. Ne demişti arkadaş sorusunda? İsa, Haydut inine çevirdiniz burayı mı dedi? Pazar yerine çevirdiniz mi dedi? Her ikisini de demiş olamaz mı? Sonuçta bir sürü satıcı var. İsa bir kısım satıcıya bu sözü söylemiştir. Bir başka satıcıya da diğerini söylemiştir. Alıntıların biri sözün birini, diğerinde diğer sözü almıştır. Burada bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bazı izleyiciler ya Gürkan neden bu kadar basit bir konuyu bu kadar detaylı anlattın ve böyle bir de somut bir örnek verdin diye merak edebilir. Bunun bir nedeni şu. Maalesef benzer eleştiriyi bazı deist, agnostik, ateist neyse artık arkadaşlar Kur'an'a karşı da getiriyorlar. Ama konumuzla ilgili kısma ki dediğim gibi arkadaş bu konuyla ilgili 6 videoluk bir seri hazırlamış ve ben de birkaç videodan oluşan bir seriyle bunlara yanıt vereceğim inşallah. Bu serinin ilk konusunu buna ayırma nedenim şu. İncil'e getirilen eleştirilere baktığımız zaman İsa'nın dünyadaki günahları bağışlama yetkisi olsun. Sağ yanağına vurulunca sol yanağınızı çevirin buyruğu olsun. Boşanmanın yasaklanması olsun. Yeni ahitin Allah'tan gelen bir mesajdan çok İsa'nın hayatını anlatan bir nevi siyer kitabı olması olsun. Ele alınması gereken çok ciddi sorular var. Ancak ben bu soruları arkadaşın sorduğu sırayla yanıtlamayacağım. Kendimce bir önem sırası yapıp bu daha az önemli, bu daha çok önemli gibi bir önem sırası da yapmanın böyle de yanıtlamayacağım. Peki ne yapmayı planladım? Şunu düşündüm. Bu video serisinde yaklaşık 80 soru var ki bu da çok önemli değil kaç soru oldu. Diyelim bir şekilde bu 80 sorunun tamamına yanıt verildi. Herhangi bir şey ifade etmeyecek bu. Çünkü bir başkası da başka 80 soru sorabilir. Bu nedenle bu sorulardan çok bu soruları üreten zihniyeti ele almaya çalıştım. Bunun için de belli bir mantık örgüsüyle belli bir yapıyı inşa etmeyi daha sağlıklı gördüm. Evet bu kısa açıklamadan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik? alıntılarda farklılıkların olması burada bir çelişki olduğunu göstermez. Tabi bu sadece konuşmalarla ilgili değil, konuşmalarda yapılan alıntılarla ilgili değil. Olayların aktarılmasında da benzer durumla karşılaşıyoruz. Ona dair de bir örnek görelim. İsa'nın tutuklanması bir kere olan bir şey. Bir kere. Bu söyleyeceğim şeyin tevili mevili yok. Yok yani. Ha yapın görelim nasıl tevil ediyorsun mesela bunu merak ediyorum. Yuhanna da diyor ki adamlar geliyorlar diyor İsa kim diyorlar. Aziz İsa diyor ki benim İsa direkt. Kendisi söylüyor. Öbüründe de Yahuda plan yapıyor. Diyor ki kimi öpersem İsa odur gidin yakalayın. Gidiyor İsa'yı öpüyor ve onu yakalıyorlar. Aslında aynı durum ama bu defa video montaj üzerinden değil de daha genel bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Peşinden de Kur'an'dan benzer bir örnek getireceğim. Bir olay düşünün. Dört adımdan oluşsun. A, B, C ve D adımları. Ben bu olayı iki farklı şekilde anlatayım. İlkinde A maddesini es geçeyim. B, C, D adımlarını anlatayım. İkinci anlatımda ise C maddesini es geçip A, B, D sırasıyla anlatayım. Bu iki anlatım arasında bir çelişki olduğunu söyleyebilir misiniz? İsa'nın tutuklanmasında da benzer durum söz konusu. Romalı askerler İsa kim diye sorup aldıkları yanıt üzerine mi İsa'yı tutukluyorlar? Yoksa ona ihanet eden havari Yahuda İsa'yı işaret ediyor da bunun üzerine mi İsa'yı tutukluyorlar? Bu arada minik bir not düşmek istiyorum. Havari sözcüğü aslında çoğul bir sözcük. Yani tekil kişiler için havari demek doğru bir kullanım değil ama ben bu videoda ve bu video serisinde havariyi dilimize geçtiği şekliyle kullanacağım. Yani yerine göre havariler de diyebileceğim. Bunu hatırlatayım. Burada bir hata yok. Sadece dilimize geçtiği şekliyle kullanıyorum bu cümleyi. Roma askerler İsa kim diye sordular ve aldıkları yanıt üzerine mi İsa'yı tutukladılar? Yoksa havari Yahuda ben size İsa'yı işaret edeceğim ondan sonra İsa'yı tutuklayayım mı dedi. Bu iki anlatım arasında bir çelişki olmadığını düşünüyorum. Bunu biraz önce söylediğim şablon üzerinde de göstereyim. A. İsa'ya ihanet eden havari Yahuda der ki ben size İsa'yı işaret edeceğim. Kime gider sarılır öpersem İsa olur onu tutuklayın ve gider İsa'yı öper. B. Askerler İsa'yı tutuklamak için gelirler. C. İsa kimi arıyorsunuz diye sorar. Askerler İsa'yı deyince de İsa, İsa benim diye yanıt verir. D. Bunun üzerine askerler İsa'yı tutuklarlar. Bakın burada da bu olay bu dört adımdan oluşuyor diyelim. İlk anlatıda A maddesi anlatılmamış. Diğer anlatıda ise C maddesi anlatılmamış ve iki farklı şekilde anlatılmış bu olay. Buna bakarak bu olayın anlatımında bir çelişki var diyebilir misiniz? Bu izahlarım sizi tatmin etti mi bilmiyorum ama şunu biliyorum. İzleyicilerin arasında Müslümanlar olduğu gibi Müslüman olmayanlar da var. Fakat takdir edersiniz ki videolarımın tamamını herkese hitap edecek şekilde yapmam çok kolay değil. Ve bu video serisini daha çok Müslüman izleyicilerim için yaptım ki İncil eleştirilerini görebildiğim kadarıyla ülkemizde daha çok Müslümanlar yapıyor. Bu nedenle İncil'de eleştirilen ve çelişki olduğu iddia edilen bu anlatım üslubunun Kur'an'da da olduğunu göstermem herhalde ikna edici bir kanıt olacaktır. Mesela Kur'an'da Lut kavminin helak edilişi nasıl anlatılmış bunu örnek olarak getirmek istiyorum. Ben ekrana ayetleri yansıtıyorum. Bu arada bu video serisinde çoğunlukla Diyanet İşleri'nin mealini kullanacağım. 15. surenin 67. ayeti. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ben utandırmayın dedi. Onlar biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik dediler. 15. surenin 71. ayeti. Lut, işte kızlarım eğer yapacaksanız dedi. 15:72. 72 Ömrünü and olsun ki onlar gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar dediler. Burada duralım. Bu anlatının bir benzeri 11. surenin 78. ayetinde de geçiyor. Şimdi ekrana onu da yansıtıyorum. 11. surenin 78. ayetini okuyalım. Kavmi ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki ey kavmim işte kızlarım onlar sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? İncil'e göre İsa satıcılara pazar yerine çevirdiniz burayı mı dedi yoksa haydut inine çevirdiniz burayı mı dedi sorusu sizce makul bir soru muydu? O halde Lut kavmine işte kızlarım eğer yapacaksanız mı dedi ki okuyorsunuz 15. surede yazan bu yoksa işte kızlarım onlar sizin için daha temizdir ve devamındaki sözlerimi dedi ki 11. surede yazan bu. Kur'an'da çelişki mi var? Benim yanıtım biliyorsunuz. İncil için söylediğim şeylerin aynısı bunun için de geçerli. Burada herhangi bir çelişki yok ve bu sadece Kur'an'a, sadece İncil'e has bir durum değildir. Alıntı yapılan bütün metinlerde karşılaşılabilecek normal bir durumdur. Tabi bu konuşmayla ilgiliydi. Olayların farklı anlatılmasıyla ilgili özellikle de aradan bazı kısımların anlatılmaması ile ilgili Kur'an'da örnek var mı derseniz evet var onu da görelim. Ve hatta devam edelim 15. surenin 71. ayetinden alıyorum. Lut işte kızlarım eğer yapacaksanız dedi. 15.72 Ömrünü and olsun ki onlar gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar dediler. 15.73 Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. 15.74 hemen oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Kur'an'da bu olay başka bir yerde geçmeseydi. Sadece 15. suredeki bu anlatı olsaydı biz bu olayı nasıl anlardık? Kavmi Lut'un misafirlerine saldırmış, bunun üzerine de gökten başlarına taş yağdırılmış. Peki bu arada başka herhangi bir olay, kayda değer herhangi bir olay olmuş mu? 15. sureye baktığımız zaman böyle bir şey göremiyoruz. Ama 11. surenin 78. ayetinde de benzer oluyor okumuştuk. Bir de onu yansıtalım. 11-78'i tekrar etmeyeceğim. Kavmine karşı bu defa Lut demişti ki içinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Devam edelim 11-79'dan. Onlar iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. Keşke size karşı bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim dedi. 11.81 Konukları şöyle dedi. Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın ancak karın müstesna. Çünkü onların başına gelecek olan azap onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir? 11.82 ve 83 Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Ne demiştik? Sadece 15. sureye bakarsak kavminin saldırması ile başlarına taş yağdırılması arasında bir olay olduğu, bazı olaylar olduğu, kaydedeler olaylar olduğunu göremiyoruz. Ama 11. surede okuduğumuz zaman bu olayların olduğunu görüyoruz. Şimdi soru şu, neden 11. surede anlatılan bu kesitler 15. surede anlatılmamış? Hatta bununla da sınırlı değil. Ben bir örnek daha getirmek istiyorum. 54. surenin 37. ayeti. Andolsun onlar onun misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. 54.38 andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Şimdi bakın bu detayda 11. surede anlatılmıyordu ama burada anlatılıyor. Şimdi ben soruyorum neden bu detaylar 11. surede yok veya 15. surede yok? Bir insan bu detaylardaki farklılıkları getirip bunların çelişki olduğunu söylerse ne dersiniz? Benim yanıtım basit. Bir olaydan alıntı yapılıyorken o olayın bütün aşamaları illa da her alıntı yapılan yerde anlatılacak diye bir durum yoktur. Böyle bir kural yoktur ki bu zaten doğru bir uygulamada değildir. Bazen alıntı yaparken olaylardaki bazı adımları atlarsınız. Bu son derece normal bir durumdur. Şimdi İncil'de bu gibi anlatılardaki farklılıklara bakarak İncil'de çelişki olduğunu iddia eden arkadaşlarım. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Benzer çelişki iddialarını başkaları Kur'an için getirse, Kur'an'daki farklı anlatıları sunup bakın burada çelişki var dese onlara ne yanıt verirsiniz? Kur'an'da olduğu zaman bize son derece normal gelen, hatta normal gelmesi ne demek? Farkında bile olmadığımız bazı hususlar. Neden İncil okuduğumuz zaman hemen dikkatimizi çekiyor ve burada çelişki var diyoruz. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken soru ve bu video serisi boyunca bu soruyu sık sık soracağım. Ancak burada esas odaklanmamız gereken iki durum var. Bunlardan biri çelişki kavramı ki bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Ama bu çelişki kavramı üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Bunu da nispeten daha basit. Normalde ya bunu da aslında ele almasam da olur. Çok önemli bir soru değil diyeceğim. İki soru üzerinden göstermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi burada sorular önemli değil. Önemli olan bu soruları üreten zihniyet. Onu da görelim. İncil'de Süleyman peygamber kral olarak tanıtılıyor. Bir peygamber olarak değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın bir peygamber olduğunu görüyoruz. Bu ikisi arasında bir çelişki var mı? Ya da bunu nasıl tevil ediyorsunuz? Bu mesela tevil edilebilir mi? Burada verilen bilgiler doğru mu, değil mi? Yani İncil Süleyman için kral diyor mu, demiyor mu? Bu video bağlamında hiçbir önemi yok. Çünkü burada öyle olsaydı bile herhangi bir çelişki olmayacaktı. Çünkü bir insan aynı anda hem kral hem peygamber olabilir. Evet biliyorum. Günümüzde kral Kötü çağrışımları olan bir kavram. Ama Seren'in bir sonraki videosunda buna yine değinmeye çalışacağım inşallah. Kral dediğimiz zaman yönetici, devlet başkanı diye düşünün. Ve takdir edersiniz ki iyi krallar olduğu gibi, iyi devlet başkanları olduğu gibi kötü krallar da olabilir, kötü devlet başkanları da olabilir. Ama en nihayetinde bir insanın hem kral, devlet başkanı hem peygamber olmasında, rasul veya nebi olmasında herhangi bir sakınca görmüyorum ve düşünürseniz sizde olmadığını görebilirsiniz. Nitekim Muhammed peygamberin de aynı zamanda devlet başkanı olduğunu tarih olarak biliyoruz. Benzer şekilde şu iddiaya da bakalım. Yahya'nın doğumu önceden bildiriliyor bölümünde Zekeriya adında bir kahin vardı. Karısının adı ise Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Kahin diyor burada? İncil'in korunduğunu savunan arkadaşlar. Nasıl bunu açıklıyorlar? Veya Hazreti Zekeriya'nın kahin olduğunu düşünenler şunu nasıl açıklıyorlar? diyor ki böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da sunakla tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. E bu karışıklığı nasıl çözüyoruz? Öncelikle bizim dilimizde kahin dediğimiz zaman falcı gibi bir şey anlatılıyor ama bağlama baktığınız zaman siz de anlayabilirsiniz ki İncil kahin derken falcı gibi kötü bir şey kastetmiyor. Bakın ben ekrana İslam Asiklopedisi'nden kahin maddesini yansıtıyorum. Burada deniyor ki İbranice'de kohen din adamı anlamı taşımaktadır. Soruya gelince burada bir karışıklık yok çünkü bir insan hem kahin din adamı hem peygamber olabilir. Nitekim İncil'de de bu açık. Zekeriya hem Kohen hem Nebi olarak, peygamber olarak tanımlanmış. Mesela bir Hristiyan 2. surenin 119. ayetine bakıp şüphesiz biz seni müjdeleyici yani beşir ve uyarıcı yani nezir olarak gönderdik ayetini getirip ya Muhammed peygamber nebi mi, rasul mü, beşir mi, nezir mi haşa Kur'an'ın ne dediği belli değil dese ve bu karışıklığı nasıl çözüyorsunuz dese buna yanıt verme ihtiyacı hisseder misiniz? Neden bu basit gibi gözüken sorular üzerinde zaman harcıyorum ve serinin ilk videosunu bunlara ayırdım? Muhtemelen anlamışsınızdır. Biz maalesef çelişki kavramını çok iyi anlayamamışa benziyoruz. Bir olayın farklı açılardan anlatılması çelişki değildir. Bir şeyin farklı özelliklere sahip olması hatta Bırakın farklı özellikleri, bir şeyin aynı anda zıt özelliklere sahip olması bile çelişki değildir. Nitekim düşünün, uyarmak ve müjdelemek birbirine zıt iki şeydir ama Allah Resulü hem uyarıcıdır hem müjdeleyicidir. Nitekim Allah hem rahmet ediyor hem azap ediyor veya Kur'an'a bakın. Allahu Teala kendini hem batın olarak hem zahir olarak tanımlıyor. Şimdi birisi buna bakıp haşa Kur'an'a göre Tanrı çelişkili bir karakter dese buna ne diyeceğiz? Bir arada olması aklen mümkün olmayan özelliklerin Aynı anda ve aynı açıdan, aynı cihetten bir arada olduğunu iddia etmek çelişkidir. Ayrıca bahsedilen özelliğin de mutlak olması lazımdır. Mesela birisi beni kastederek Gürkan uzun da dese, Gürkan kısa da dese, bu ikisi çelişki olmaz. Çünkü ikisi de farklı ölçeklerde doğrudur. Devam edelim. İnsanlar maalesef belki de çelişki aramak için niyetlerini sorgulamak istemiyorum. Olmadık şeyleri çelişki gibi algılayabiliyorlar ki benzer ithamları Kur'an hakkında da sıklıkla görebiliyoruz. Demiştim ya esas odaklanmamız gereken iki nokta var diye işte onlardan biri buydu çelişki kavramı. Bir diğeri de Kur'an'ı eleştiren pek çok arkadaş tarafından da göz ardı edilen önemli bir husus. Nasıl Kur'an'daki bir konuyu anlamak istediğimiz zaman tek bir ayete bakarak oradan bir sonuç çıkartmaya çalışmıyorsak o konuyla ilgili başka ayetlere de bakıyorsak Aynı şeyi İncil içinde, yeni ayet içinde yapmamız gerekiyor. Bu arada İncil'i doğru düzgün bilmeden İncil hakkında getirilen eleştirileri yanıtlamaya nasıl cesaret edebiliyorum diye sormuştum videonun başında hatırlarsınız. Bir, eleştirilen hususların Kur'an'da da olduğunu göstermeye çalışacağım ki Müslüman izleyicilerim için bu bence ikna edici bir kanıt olacaktır. İki, İncil'deki hükümlerin veya anlatıların gerçeklerle uyumlu olduğunu göstermeye çalışacağım. Ancak bu ikinci adımı bütün sorular için yapmam mümkün değil ama yine de bazı önemli ve zor gözüken konular için elimden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım ve 3 bazı eleştirilen İncil ayetleriyle ilgili başka İncil ayetlerini getirip ya aslında siz öyle diyorsunuz ama şunu gözden kaçırmışsınız bakın hepsine birden bakınca farklı bir şey anlıyoruz diyeceğim. Neyse en nihayetinde umarım serinin ilk videosunda neden bu soruları ele aldığım anlaşılmıştır ve umarım bu sorulara getirdiğim açıklamalar bir işe yarar. Sadece İncil'e eleştiren arkadaşlar için değil, Kur'an'ı eleştiren bazı arkadaşlar için de bu yanıtların tatmin edici olabileceğini düşünüyorum. Evet serinin ilk videosunu burada kapatıyorum. İnşallah ikinci videoda biraz önce göstermiş olduğum şu meşhur sağ yanağınıza vurulunca sol yanağınızı çevirin buyruğu üzerinde durmaya çalışacağım. Bu buyruğun hem gerçeklerle, hem de Kur'an ayetleriyle uyumlu olduğunu inşallah göreceğiz ikinci videoda. Yine bence konuyla direkt ilgili olan İsa'nın dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu olduğu benzetmesi ne anlatmaya çalışıyor? Onu ele almaya çalışacağım. Diğer videoda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.